Bakın bu dönemde AK Partimiz olarak gerek milletvekili adaylarımızla, gerek Düzce'deki teşkilatlarımızla bizler çok ılımlı, çok olumlu bir hava yakaladık. Bakın bugünkü il başkanımıza, 3 ay oldu göreve geleli, bizim birlikte çalıştığımız, merkez ilçe yönetimlerinde de bulunduğumuz, ki daha önceden merkez ilçe başkanlığı da yapmış Hasan kardeşimiz bugün il başkanı. Ve biz çok olumlu çalışmalara imza attık bugüne kadar. Bundan sonra da aynı şekilde olacak. Yine bakın merkez ilçe başkanımız Mehmet Gül kardeşim. O da birlikte çalıştığım, birbirimizi bilen insanlarız. Onunla da çok uyumlu çalışacağımı düşünüyorum. Bakın ben aslında bir takımı tarif ediyorum şu an. Ayşe Hanım'ın önceki vekillik dönemlerinde çok iyi diyaloglarımız oldu. Çok güzel çalıştık. Ve bugün kendisi kadın kolları başkanı. Emin olun bir milletvekili olarak Ayşe Hanım'dan ne isteyeceğimi, onu nereye, şuraya git, şunu getirttir bize diyeceğimi ben çok iyi bilen bir vatandaşım. Onu söyleyeyim size. Yine bu memlekette 4 aylık, 5 aylık başbakanlar yaşadık, gördük biliyorsunuz önceki. Ama 3,5 yıl kadar 65. dönem Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı yapmış Faruk Bey var. Faruk Bey'den de ne isteyeceğimi, ona neler yaptırabileceğimi, onu nereden, nasıl, abi şunu getirin diyeceğimi bilecek bir kişiyim. Bakın ben bu dönem bunları kullanmak istiyorum. Yine köylerimize hizmetle alakalı İl Genel Meclisi'ndeki arkadaşlarım, birçoğunla çalıştık ve hepsinin uyum içerisindeyiz. AK Parti teşkilatlarımız da bu sefer milletvekiliyle, belediye başkanıyla hepsiyle davul başkasının boynunda, tokmak başkasının elinde muhabbeti bu dönem var ya, çok güzel bir şans yakaladık biz ya. Biz şu şansı Düzcelilerimizle müsaade etsin, biz şu şansı 5 yılı bir kullanalım. 15 Mayıs sabahında Düzce'mizde ülke geneli olarak da eyvah ne yaptık demesin. Bizler Düzce'mize hizmet edelim. Vatanımız açısından, bayrağımız, birliğimiz açısından, bakın bunun altını çok iyi çiziyorum. Düzce'mizde ona destek olarak 3-0'ı burada göndersin AK Parti'mizde. Burada ben farklı bir şey çıkması, Düzce'mizin boynunu bükmesini, Cumhurbaşkanımızın boynunun bükülmesini, pazartesi günü ülkemin üzerinde başka hesaplar yapılmasını ben istemiyorum bu memleketin çocuğu olarak. Vatandaşlarım beni anladı. Evet. Ve ondan da bizlere dua etsinler, bizlere destek olsunlar. Biz bugüne kadar nasıl bu işlerin altından kalktıysak emin olun tekrar yine önümüzdeki dönemlerde bunları yapacak güce, kudrete de sahibiz elhamdülillah.